Nedim Şener MIT'in PKK'lı yöneticileri imha parolası Bul ve yok et Her şey PKK terör örgütünün, Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırıların yıl dönümü olan 15 Ağustos 2018 günü mitin, Zeki Şengali Kod adlı PKK-KCK terör örgütünün yürütme konseyi üyesi İsmail Özden'i Sincar'da öldürmesiyle başladı. PKK-KCK'ya 1983 yılında Almanya'dan katılan Zeki Şengali Kod adlı İsmail Özden, 2000'li yıllarda örgütün Almanya Orta Eyalet, 2005 yılına kadar İran şehit alan Irak Mahur sorumlusu, 2005 yılından sonra da PKK-KCK Başkan Yardımcısı oldu. 2013 yılında KCK Yürütme Kurulu üyesi, 2014'te Kürt Ulusal Kongresi Hazırlık Komitesi Eş Başkanı, son olarak da Irak-Sincar alanında örgütün Suriye ile birlikte oluşturmaya uğraştığı yönetim çalışmalarını yürütürken 15 Ağustos 2018 günü imha edildi. Hain saldırıdan tam 32 yıl sonra MIT, örgütün en üst düzey mensuplarından birisini imha ederek sadece PKK'ya değil onu kullanan başta Amerika olmak üzere emperyalist ülkelere en önemli mesajını vermişti. Ve bugün PKK'nın imha edilen üst düzey yöneticilerinin sayısı yüzü aştı. FETÖ'cülerin büyük ihaneti. 15 Ağustos 2018 tarihine özellikle dikkat çekmek istiyorum. O güne kadar neden bu tür operasyonlar yapılmadı diye sorabilirsiniz. Bugüne kadar 15 bin resmi ve sivil şehit verdiğimiz PKK terör örgütüyle mücadele aynı zamanda bir ihanet tarihidir. PKK terör örgütünü sekteye uğratan o kadar önemli kişiler oldu ki bunların arasında istihbarat, yargı, emniyet ve TSK'da yapılanmış Fethullahçı terör örgütünün üzerinde özellikle durmak gerekiyor. FETÖ tıpkı PKK gibi aynı memeden beslenen süt kardeşler misali amerikan çıkarlarına hizmet ettiği için terörle mücadelede hep engelleyici oldu sahte istihbarat yalan geciktirme engelleme hatalı operasyonlarla terör örgütünün alan hakimiyeti kurmasına sebep oldu en büyük darbelerden birisini de 7 Şubat 2012'de Mit müsteşarı ve yardımcılarını PKK-KCK üyesi diye tutuklama girişimiyle yaptı. Mit e terörle mücadelede sahada yardımcı olan kişilerin isim listesini PKK'ya ulaştırdı. PKK 700'e yakın ismi infaz etti. Özellikle 2013-2015 açılım sürecindeki ihanetiyle PKK'nın önünü açan da bölgede görev yapan FETÖ mensubu asker, emniyet mensubu ve mülki yöneticiler oldu. Terörü kaynağında imha. Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadelesindeki en önemli değişiklik 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası gelişti. Sınır bölgelerinde görev yapan FETÖ mensuplarının temizlenmesiyle darbe girişiminden bir ay sonra Fırat Kalkanı operasyonu bunun göstergesiydi. MİT de darbe girişimi sonrası terörle kaynağında mücadele konseptine geçti. Sahada PKK'lı teröristleri öldürmek kesin sonuç almayı zorlaştırıyordu. Çünkü örgüt öldürülenlerin PKK'ların yerine yenilerini koyarak telafi ediyordu. Bu nedenle terörün başı hedef alındı. PKK'nın yönetim kadrosuna vurdukça da PKK eylem gücünü kaybetti. PKK'da iletişim koptu, panik başladı. MIT, Kuzey Irak ve Suriye'de etki alanını genişletti. Teknik istihbaratın da verdiği güçle üst düzey PKK'lılar teker teker yok edilirken Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordinasyonla gerçekleşen yurt içindeki operasyonlarla birlikte örgüt bitme aşamasına geldi. Operasyonlarda üç yöntem dikkat çekiyor. Hassas operasyonlarla yerinde imha, sihalarla etkisiz hale getirme ve yakalanan örgüt üyelerini canlı olarak Türkiye'ye getirme. Rakamlarla terörle mücadele. Sadece can korkusu değil örgütten kopuşlar da PKK yönetimini panikletiyor. Bu nedenlerle son yıllarda teslim olanların sayısı örgüte katılımın çok üzerine geçti. Örgütün yönetim kadrolarının hareket kabiliyetinin gerilemesi, Kandil yönetimiyle bölgesel gruplar arasındaki iletişimin de kesilmesine yol açtı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Terörle Mücadele Başkanlığı verilerine göre PKK'lıların kendi aralarında Kestirme adı verilen telsiz irtibatı 2016 yılında 14582 iken 2017'de 7743'e, 2018'de 3867'ye, 2019'da 1122'ye, 2020'de 443'e, 2021'de 153'e, 2022 yılında ise 45'e kadar düştü. Örgüte katılım 2020'de 53, 2021'de 51 2022'de ise 39 oldu. Teslim olanlarsa 2020'de 243, 2021'de 199, 2022'de ise 95 olarak gerçekleşti. Mit'in sınır ötesinde PKK'nın yönetim kadrosuna yönelik operasyonları daha yukarılara ilerleyecek ta ki yılanın başı kesilene kadar. Nedim Şener Hürriyet Bülent Erandaç. CIA'i Gölgesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'da maden aramaya gitti. Manidar geziyi yakından takip ederken kapalı kapılar ardında neler olduğunu tahmin ediyorduk. Açık programında çok gizlemeye çalışsalar da ilginç bağlantıların izi ortaya çıktı. Bilindiği gibi gerçeklerin bir şekilde ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Nitekim Kılıçlar olduğunun Amerika seyahatinin içeriğinde siyasi Demokrat Parti ve IMF'nin gölgeleri artık gizli değil. Amerika gezisinin organizatörlüğünü Future Bright ajansının yaptığı öğrenildi. Bu ajansın sahibi Akan Abdullah, Balkan kökenli Yugoslavya'nın parçalanması sürecine destek verenlerle irtibatına ilişkin iddialar var. Nitekim Yugoslavya'nın bölünmesinin arka planında CIA ve Pentagon'un bulunduğu biliniyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklanan programda Amerikan yönetimiyle doğrudan bir temas yok havası verildi. Kılıçdaroğlu, Center of American Progress, CAP ile German Marshall Fund yetkilileriyle bir araya gelecek. CAP, Biden'a çok yakın. Bu düşünce kuruluşunun da Rand ve Stratfor gibi gölge siyahi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani dolaylı yoldan Amerikan yönetimiyle bir görüşme söz konusu. Açık programda yer alan ikinci kritik görüşme German Marshall Fond'la. Washington merkezli fonlama ve düşünce kuruluşu da bir gölge siyahi özellikli ve Biden'a yakın. Vakfın bağışçıları arasında Lockheed Martin, F-35 savaş uçakları, Rayton, Patriot füzeleri gibi birçok ünlü Amerika savunma şirketinin yanı sıra Amerika Dışişleri Bakanlığı, CIA bağlantılı. Kılıçdaroğlu'nun Amerika ekibinde iki özellikli isim var. Parti sözcüsü Fay Öztürak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke. İkisi de CHP'nin meşhur imefecileri. 2001 krizinde Türkiye ekonomisi dibe vurdurulmuş, IMF Kemal Dervişi IMF valisi olarak Türkiye'ye göndermişti. Derviş ekonomiden sorumlu bakan olarak yanına Hazine Müsteşarı olarak CHP'li Faik Öztürk'ü getirmişti. O günlerde Selin Sayek Böke IMF ve Dünya Bankası'nda yetiştiriliyordu. Nitekim daha sonra Türkiye'ye geldi. CHP'nin parlayan yıldızı oldu. Hem Öztrak hem de Böke Kılıçdaroğlu'ndan ayrı olarak birçok gizli görüşmeye imza attı. Kılıçdaroğlu'nun Kasım ayında bir ekonomik paket açıklayacağım sözlerinin ardında IMF'e hangi konumda olacak acaba? Başkan Erdoğan'ın IMF zincirlerinin kırmasından. TÜSİAD'ın çok bastırmasına rağmen milli ekonomi programından taviz vermediği bir süreçte Selin Sayek Böke'nin Amerika temasları, Kılıçdaroğlu'nun manidar Amerika gezisiyle İMF'e irtibatı bakalım gizlenebilir mi? Sonuç, Kılıçdaroğlu Amerika'ya icazet almaya gitmemiş. Yersen, Gölge Siyahi, Kap ve Marshall elbette Amerika Başkanı Biden'ın politikalarını aktaracaklar, yol haritalarını verecekler. Görünür temaslarda Gölge Siyahi ve IMF bile gizlenemedi. Kapalı kapılar ardında neler olduğu da bir gün ortaya çıkacak. Bilindiği gibi gerçeklerin bir türlü ortaya çıkma gibi huyu vardır. Bülent Erandaç Tagwim.